Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Örgü Dünyası kanalına hoş geldiniz. Annemin Örgü Dünyası evinden kucak dolusu sevgiler, saygılar. Bugün yepyeni, güzel ve şık, harika bir iki şiş örgü modelinin yapılışını sizlerle paylaşacağım. Bu güzel modeli sizler de benimle birlikte yapmak isterseniz iplerinizi, şişlerinizi hazırlayın. Buyurun hep birlikte yapalım. Öncelikle sizlerden küçük bir ricam olacak. Henüz kanalıma abone olmadıysanız abone olup yorum ve beğenilerinizle destek verirseniz çok mutlu olurum sevgili hanımlar. Evet şöyle orta kalınlıkta bir ip kullanacağım. Şöyle gördüğünüz gibi orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum. Alize Baby Best'in bir ipi arkadaşlar. Ve 3,5 milim şiş kullanıyorum ipimin kalınlığına göre. Şu şekilde. Evet ilmeklerimi attım. Hemen desenimin yapılışına geçeceğim. Şöyle modelim sevgili hanımlar. 4 ve 4'ün katları. Şu şekilde. 4, 4, 4 ve 4. Ne yaparsak yapalım. 4 ve 4'ün katlarından deseni kuracağız hemen modelimi yapmaya geçiyorum modelimin arka yüzündeyim modelimin ön yüzüne geçebilmek için arkadaşlar şöyle öncelikle bir hazırlık sırası yapmamız gerekiyor kenar ilmeğimi yeni başladığım için ördüm 2 ilmek düz örüyorum burası hazırlık sırası hanımlar 2 ilmek ters 2 ilmek düz örüyorum 2 ilmek ters 2 ilmek düz 2 ilmek ters 2 ilmek düz ve kenar ilmeği. Evet bakın burada iki düzle başladım 2 düzle bitirdim sevgili hanımlar. Şimdi modelin birinci sırasındayız Burası modelimizin hazırlık sırasıydı ön yüzünde ve birinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum 1. 2. Bakın. 2 ilmek ters ördüm. Bir kez doluyorum. Bu 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir kez doluyorum. Burası bir model. Bir kez doluyorum. Pardon. 2 ilmek tersimizi yapıyoruz. Dolamıyoruz burada. 2 düz ilmekten sonra. Şimdi bir kez doluyoruz. 2 düz ilmeğimizi örüyoruz ara ilmeğimiz olan iki ters ilmeği yapıyoruz. Bir kez doluyorum. Buradaki iki düz ilmeğimi birlikte örüyorum. İki ilmek ara ilmeğim olan ters ilmeklerimi yaptım. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet modelimizin bakın birinci sırasını bu şekilde yaptık. Modelin ikinci sırası ve arka sırasındayız. Dört sırada bir kendini tekrar eden bir model yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz örüyorum. Bakın. 2 ilmek düz ördüm. Şimdi burada ön yüzde yapmış olduğumuz e, modeli arka yüzde ters olarak uygulayacağız. Bir kez doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte ters olarak ördüm. Bakın. Burada 2 düz ilmek örüyoruz. Bir kez doluyorum. Bakın, ajurlu ilmek ve ters ilmeğimin ikisini birlikte ters örüyorum. Tekrar iki düz ilmeğimizi örüyoruz. Bir kez doluyorum. Burada bakın ters ilmek ve ajur ilmeğim ikisini birlikte ters olarak örüyorum. İki ilmek düz kenar ilmeğinde ters olarak ördüm. Modelimin ikinci sırasına bakın bu şekilde yaptım. Modelin üçüncü sırasındayım ve ön yüzündeyim. Bakın. Modelimizin üçüncü sırasında Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum bakın. Burada 2 ilmek düz öreceğiz. Bu ajurlu ilmeği de düz ilmek yapacağız. 1 düz ve 2. düz. 2 ilmek ters. 1. düz, 2. düz. Ajurlu ilmeği de düz ördük. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz ajur ilmeği de düz ördüm. 2 ilmek ters ve kenar ilmeği. Evet modelin 3. sırasında da bakın bu işlemi yaptık. Modelin 4. ve son sırasındayız. Kenar ilmeğimizi örmeden aldım. 2 ilmek düz örüyorum bakın. 2 ilmek ters. Modelin son sırasında yaptığımız işlem bu. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters 2 ilmek düz 2 ilmek ters 2 ilmek düz kenar ilmeğini de ters olarak ördüm Evet şöyle ben sizlere bir model anlattım tabi model ilerledikçe kendini gösterecek arkadaşlar henüz ilerlemediği için bir şey belli değil. Şöyle bir model daha yapalım daha anlaşılır olsun. Gerçekten modelimiz 4 sırada bir kendini tekrar eden hem kolay hem güzel bir örgü modeli sevgili hanımlar. Şimdi birinci modelimi nasıl kurduysam ikinci modeli de aynı şekilde kuracağım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada iki ilmek ters örüyorum bakın. Bir ilmek doluyorum. Bakın iki tane düz ilmeğim var. İkisini birlikte düz olarak topladım. Ara ilmeğim olan iki ters ilmeği örüyorum. Tekrar bir kez doluyorum. Buradaki iki düz ilmeğimin ikisini de birlikte örüyorum. İki ilmek ters örüyorum. Bir kez doluyorum. Buradaki iki düz ilmeğimin ikisini birlikte örüyorum. Kenarda iki ters ilmeğimi yapıyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet ikinci modelin birinci sırasını bakın bu şekilde kurduk. Şimdi burada ön yüzde yaptığımız işlemi modelin ikinci sırasında ters olarak uygulayacağız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın iki ilmek düz örüyorum. Bir kez doluyorum. Bakın bir ters bir de ajurlu ilmeğim var. Bu iki ilmeğim ikisini birlikte ters olarak örüyorum. İki düz ilmeğimi örüyorum ara ilmeklerim. Tekrar bir doluyorum. Bir ters ve ajurlu ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yine iki ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. Ters ve ajurlu ilmeğimin ikisini birlikte örüyorum. İki ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet bu şekilde ikinci modelimizi de sıra, ikinci modelin ikinci sırasında tamamladık. Şimdi modelin üçüncü sırasındayız. Ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmek ters örüyorum. Bakın. Kenar ilmeğimden sonra düz ilmeğim ve ajur ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın. Yani iki ters iki düz yapacağız. Bakın iki ters iki düz. Bu ajurlu ilmeği de düz öreceğiz. İki ters. 2 düz. 2 ters. Kenar ilmeğinde ters olarak ördüm. Evet, modelin 3. sırasında da bakın bu işlemi yaptım. Modelin 4. ve son sırasındayız. Burada da ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 ilmek düz. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyor. Evet, ben sizlere şöyle hanımlar bakın iki desen anlatmış oldum. Gerçekten hem hızlı ilerleyen hem de çok kolay ve güzel, gösterişli bir örgü modeli ajurlu hem yazlık hem kışlık örgülerinizde kullanabileceğiniz bir model. Bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde de rahatlıkla kullanabileceğiniz bay bayan örgü modellerinden. Evet şimdi ilerlemiş halinde görelim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi modelimizi şöyle hazırladım arkadaşlar. Bir yelek yapar gibi şöyle kenar bantları kullanarak desenimi hazırladım. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle gördüğünüz gibi iki ters iki düz üzerine kurulmuş bir model. Sizlerin de beğeneceğinizi düşündüğüm bu harika modeli sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle ajurlu güzel bir model. Bu modelimizi bizler nerelerde kullanabiliriz sevgili hanımlar. Böyle gördüğünüz gibi kendinize, eşinize, çocuğunuza, bebeğinize yelekler yapabilirsiniz. Ben bir yelek kenarı başlar gibi başladım. Harika oldu. E sizler de bu modelden kazaklar yapabilirsiniz. Ajurlu bir model, harika bir model. Kazaklar yapabilirsiniz. E süveterler yapabilirsiniz sevgili hanımlar. yani aklınıza gelebilecek her türlü örgü modellerinde kullanabilirsiniz. Patikler yaparak şu desenimizi uygulayabilirsiniz bebek pantolonlar yaparak yine bu çizgi bu modelimizi uygulayabilirsiniz. Elbiseler yapabilirsiniz. Yani aklınıza gelebilecek her türlü deseni uygulayabilirsiniz bu modelim için. Arkadan görünümü de bu şekilde sevgili hanımlar, sevgili dostlar. Evet bir modelin daha sonuna geldik sevgili hanımlar. Umarım beğendiniz, umarım hoşunuza gitti. Gerçekten her gün sizlerle her gün demeyelim de böyle fırsat buldukça sizlerle en güzel örgü modellerini paylaşmaya çalışıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Eğer videoma bir beğeni, bir yorum bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Yepyeni örgü modellerinde tekrar birlikte olmak üzere. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.